Kanser'e bu yıl dünyada kesinlikle çözüm bulunacak. Bu ilk kez sizin programda söylüyorum. Önemli bir hava meteorolojik bir hava dengesizliği. Terazi hava grubudur. Hava dengesizliği gördük. Mutlaka denize ya da gemi yolculuğuna çıkmayalım ya da uçağa binmeyelim. Ay tutulmaları büyük bir bitiş, bir final, bir sonlanma getirir. Bu yıllar Satürn'ün balık yılları, ilahi adaletin temsil yıllarıdır. Yani ilahi adaletin gerçekleşmesidir. Özellikle savaş veya farklı içerikli gemiler e, dünyada yeni teknolojik sistemde birçok ülke vatandaşını tedirgin ediyor. Hoca da evinden görebiliyor o gemiyi demiştim. Birçok küçük adayı bile batırabilir. Yüksek büyük deprem fırtınaları. Bu ölü deniz fayının tetiklenebileceğini gösteriyor. Uranüs boğa döngüsünde İsrail'in çok ciddi bir ağır sınavı olacak. Biz 2024-25 yıllarında yani bu iki yıl içinde Türkiye'nin doğu hay tattığında bir özellikle bir sıkıntı olabileceğini. Büyük İstanbul depremi beklemiyorsunuz. Efendim merhabalar. Merakla beklediğiniz astrolog Sinan Hoca ile ikinci bölümdeyiz. Pek çok soracağım soru var vakit kaybetmeden. Hemen başlıyorum. Birinci bölümü kapatırken demiştim ki e, hani meşhur bir gemi var ya birkaç tane var onlardan en son USS Batın gemisi çok yakınımıza geldi. Güney Kıbrıs'ta, Larnaka'da. Hoca da evinden görebiliyor o gemiyi demiştim. Kendisi de Instagram'da bir paylaşımında bu gemiye dikkat çekmişti. Ve burada herkes bu durumdan rahatsız demişti. Ne planlıyorlar Sinan Hocam ya? Bu gemi özelinde gökyüzüne baktığınızda bir olumsuzluk görüyor musunuz? Şimdi Serdan'ın e, Amerika menşeli gemiler özellikle savaş veya farklı içerikli gemiler dünyada yeni teknolojik sistemde birçok ülke vatandaşını tedirgin ediyor. Çünkü bu gemiler özel donanımlı gemiler oluyor ve gemi mühendisliğinin dışında da iç yapısında bazı önemli çalışmalar yapıyorlar. Bir ülkenin herhangi bir ülkenin kıyı kesimine ya da limanına yanaştıklarında e, tabii oraya alışverişe veya orada Marina boyutunu gezmeye gelmiyorlar. Mutlaka oraların civarlarında özel bazı oydu radar sistemleriyle çalışmalar yapıyorlar. Ya yer altı deniz altı tabanı ya da yer üstündeki hadiseleri izliyorlar. Şimdi insan olduğu artık teknoloji çok genişliği için tüm dünya ülkeleri bu konuda artık gözü açık yani farkındalığı farkında davranıyor insanlar. Ee, bu artık Pakistan kıyılarına da gitseyemezse. Hindistan kıyılarına dayanarsa onlar da bu konuda artık bilinçli davranıyor. Neden geldi, niye geldi diye sorgulanıyor. Evet şimdi bu Kıbrıs adası benim ofiste Larnaka'da hemen burada. Karşı kıyıya evet hiç beklemediğimiz anda birden e, tabii bunlar yönetimlerden rahat izin alabiliyor ve gelebiliyor. Rum kesiminde rahat bir izin almış ve gelmiş ama halk tedirgin dedi. tabii. Nedeni nedir? Şudur. E, burada... Helen yayı var. Çok yakın. Adanın e, alt boyutu ve olağanüstü bir uzunluğu var. Ve bu Helen yayı kırıldığında tüm Akdeniz'i e, ve Akdeniz'e yakın kıyı kesimlerini devasa tsunami'lerle çok tehlik, tehlike ve tehdit edebilir. Riskli bir alan. E, Birçok küçük adayı bile batırabilir. E, yüksek büyük deprem fırtınaları. Artı tabi burada nere izleniyor? Larnaka'dan İsrail de izleyebilir yani İsrail'in e, Filistin Savaşı'nı da izleyebilir ya da orada bir tampon durum oluşturabilir ya da işte dediğim gibi yeraltı kaynakları Akdeniz tabanında doğalgaz petrol veya fay hatları ile ilgili bir çalışma yapabilir. Bu işin siyasi boyutu da oluyor bu gemilerde e, doğal ya da işte doğal afet dediğimiz e, yapay e, çalışmalar da yapabiliyorlar. Şimdi bu boyuta bağlı. Tabi biz o sırrı e, ABD yengeç ülkesi olduğu için pek yengeç ülkesinin bir yüzünü okuyabiliyoruz, arka yüzünü okuyamıyoruz. O nedenle ar okuyamadığımız arka yüzü kısmında. Fakat tabi tahmin üretebiliyoruz. Niye geldi, ne yapıyor, ne araştırıyor ya da neyi amaçlıyor. Belli bir müddet kalıyorlar ve gidiyorlar sessizce. Aslında çevirmeye falan bir zarar verdikleri yok. Görüntüde hoş görünüyorlar ama e, tabii yaptıkların evet. çalışmanın boyutuna kimse bilemediği için tedirgin oluyor. Biz iki boyutlu düşünüyoruz burada. İsrail'e bu bölge e, yan batı kesiminden çok yakın. E, Filistin İsrail savaşı'nı bir e, ya da bir kontrol e, tampon çalışma şeklinde mi izliyor? Böyle de düşünüyoruz siyasi boyutta. E, doğal afet boyutunda da Helen Yay'ı bizi ürkütüyor ya da aslında böyle Amerika'nın güzel bir tarafı vardır. Biz ona siyasi manevra tarafı deriz. Sağ gösterip sol vurma gibi. Biz denen yayı üzerinde düşünürken öyle deniz fayını da e, etkileyebilirler. Çünkü zaten Akdeniz'de çok ciddi faylar kalmadı. Türkiye'nin güneyi çöktükten sonra, yıkılım yıkım gerçekleştikten sonra Hatay'ın güney boyutuna kadar, yayla dağına kadar fay kırıldı orada. Şimdi ondan sonra ne var? Hatay'ın güneyinden başlayan, ölü deniz dediğimiz bir fayzon var. Bu tamamen Suriye'nin e, batı yakasının da bir şerit gibi iniyor aşağıya. E, Laskiye, Şam, aşağı doğru Lübnan, Beyrut, İsrail, e, İsrail'in Tel Aviv kenti dahi oradan aşağıdan Mısır'a bağlanan bir ölü deniz fayzonu var. Yalnız bu ölü deniz fayzonu e, oradan tetiklenemez. Ben çok iyi bir Hani ölmeyeyim kendim ama iyi bir coğrafyacıyımdır. Mesleğime yıllarımı verdim akademisyenlik düzeyde. İyi bir hocalık yaptım. Ve çok araştırmacıydım zamanında. Ben Ölü Deniz Fayı'nı bir bilimsel coğrafyacı olarak incelediğimde e, kırın bir ucu Hatay'da, evet doğru, bir ucu da Doğu Afrika'nın Tanganyika e, gölünde olduğunu tespit etmiştik. O günkü bilimsel verilere göre. Ve bunu da sağlaması yapılmıştı. Aslında yani ya Hatay'ın güney ucundan yayla dağı ucundan ya da e, Doğu Afrika kıyılarındaki Tanganyika gölünün tabanından ölü deniz fayı tetiklenebilir. Biz buna büyük gur çukuru, gur çukuru, ya, ya çukuru diyoruz. E, hatırlarsanız belki tarih kitaplarda esinlenmiş olabilirsiniz. E, eski yıllarda Lut kavmi vardı. Çok eski yüzyıllarda Lut kavmi. Şimdi Lotiler bu bölgede yaşardı. İsrail, Sodom ve Gomorre romanını belki bilirsiniz. Sodom ve Gomer, Gomer halkını anlatan roman. Şimdi Sodom halkı da bir gur çukurunun içinde. Bugünkü işte İsrail, Kudüs, e, gölünün olduğu yer. Şam'a kadar, Laski'ye kadar olan bölgeydi. Eski Sami ırkı kavimleri yani eski Yahudi kesimleri burada yaşardı. Fakat bu biraz mistizm ama biz bunun doğal olduğunda da görüyoruz. Mistikle doğanın beraber çalıştığını görüyoruz. İlahi olarak yaradan e, bu fayları çift yönlü çalıştırdı orada. Ama bilimsel olarak da orası sağlı sollu çok enteresan böyle makas gibi fay alanı. Gur çukuru dediğimiz yer Lut gölü çevresi. Orası dünyada deniz seviyesinin altında tek yerdir. Yani deniz seviyesi sıfır metrenin altında. Çok altında tabanında bir göldür. Lut Gölü dünyanın en derin deniz tabanı altı gölü kabul edilir. Tuz Gölü'dür aynı zamanda. Şimdi burada evet. bir çukuru var. Bu çukur tetiklenebilir. Yani bu gemi oradan harp sistemi mi yapabilir, ne yapabilir, nasıl bir teknoloji uygularıyla o bilime çok e, hakim değilim ama al, hani algıladığım kadarıyla astral çizgilerin, hani ben bir şeyi göremezsem yıldıza müracaat ederim. Yıldızlar bize yakın bir zaman, ileriki bir zaman ama Ferdan çok uzun bir zaman değil bu. E, bu ölü deniz fayının tetiklenebileceğini gösteriyor. Amerikan gemisinin de buraya boşuna gelmediğini görebiliyoruz. Yani burası tetiklenecek ama bugün... Bizi ama etkiliyor yani, mu bu ölü deniz fayı Sinan Bey? Güneyden Hatay tarafından başlar. Hatay'ın güney ucundan başlar. Hatay'ı yıkıldı. tabii ki etkilenir. Yani kırılma oraya kadar ulaşabilir. Ama Hatay bir kez daha etkilenebilir ama biz şunu gördük. Hatay depremi çok yüksek bir depremdi oran olarak. Coğrafyacı olarak da söyleyeyim. Hatay'da yıkılan yıkıldı. Bir daha bir depremde yıkılmaz. Hani binalar yorgun, ayakta duranlar diye düşünmeyelim. Çok az, çok tek tük yıkım olur. Fazla bir yıkım olmaz. Hatta Hatay'ı şu an alıp ciddi bir kentsel dönüşme çekebilirlerse, çevirebilirse hükümet Hatay'ı kurtarmış olur. Çünkü Hatay alacağı hasarı aldı. Ama Ölü deniz kırık. Tabii ki Hatay'ı etkiler, Antep tarafını etkiler. Ama Ölü Deniz aşağı doğru iler. Yani biz 2000 e, İsrail'in haritasına, Lübnan'ın ve Suriye'nin haritalarına baktığımızda orada şunu okuyabiliyoruz. Uranüs Boğa Burcu'na geçtiğinde tahminimiz o özellikle 2028-2029 yıllarında o makas gene çalışacak. Yani Ölü Deniz sayı kırılacak. Biz bunun aslında tamam Lübnan Suriye falan da aşırı etkilenir ama İsrail'in de yine tekrar bir hani dini kelime olarak helak oluşunu belki belki mis bilimsel olarak da yıkımını görebiliriz. Ee, İsrail belki de bedel ödeyebilir. Uranüs boğa döngüsünde İsrail'in çok ciddi bir ağır sınavı olacak. Ben bu ölü deniz fayının kırılacağını düşünüyorum. Şimdi Satürn balık burcuna geçtiğinde yaklaşık 30 yılda bir Uğruyor her bir burca. Bu yıllar Satürn'ün balık yılları ilahi adaletin temsil yıllarıdır. Yani ilahi adaletin gerçekleşmesidir Ferdi Hanım. E, bu dönemin ilahi adaletinin Uralis'in doğa burcunda 14 Mayıs 1948 doğumlu İsrail'in e, güneşini çarpacağını Uralis'in e, ve orada yık ya, e, üstten yani Arap gücüyle üstten bir bombanın oraya atılabileceğini, farklı tür bir bombanın ya da 2028-29'da ya da öyle deniz fayını orada çatlayana kırılabileceğini ya da enerji analizi getirebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada çok şey, çifte yönlü bir durum gerçekleşebilir. Ama biz şu an e, hani e, şöyle diyeyim ben size e, şu noktada e, biz e, şunu görebiliriz. Siyasi boyutu şu an daha ağır basıyor. Yani ben bugün hücreye ölü deniz fayını kıracağını düşünmüyorum. Peki, e, Allah korusun ama Helen Yayı'na dönük bir tetiklemeleri olursa bu bizi daha ciddi etkileyecek bir durum yanlış bilmiyorsan. E tabi yani kesinlikle Helen Yayı orada tetiklenirse evet. özellikle Yunanistan adaları, Kıbrıs adası, Kıbrıs'ın kenarları efendim bu bölgenin tamamı ya da Türkiye'nin Akdeniz kıyıları tetiklenebilir ama biz bunu şu an siyasi boyutta İsrail'in Filistin Savaşı'nda bir göz daha ya da bir bekleme siyasi bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Şu anki görüşümüz bu. Eğer burada bir helal yayı tetiklenmezse. Bizim e, topraklarımızda bildiğimiz o fay hatlarından herhangi birinin 2024 için hareketlenebileceğini düşünüyor musunuz Sinan Bey? Tabii bir deprem beklentisi var mı yani? Tabii ki. Biz 2024-25 yıllarında yani bu iki yıl içinde Türkiye'nin doğu hattında bir özellikle bir sıkıntı olabileceğini, doğu hattında özellikle Yedisu, Bingöl, Erzincan'ın doğu tarafı, Muş'a kadar olan kısım, Erzurum'un güney ilçeleri, Bingöl'ün bir kısmı, 3 dam, Yedisu ve özellikle tabii Bingöl hattında ya da Tunceli, Malatya ekseninde bir ovacık fayı veya Yedisu fayı kırılmasını ee, görebiliyoruz 7'nin üzerinde eğer üretebilirse e, burası e, daha riskli bir bölge görebiliyoruz ama e, bunun tabi e, yakın tarihlerinde biz duyurularda tahminlerimiz öngörülerimizi bulunabiliyoruz ama yine bunun yanı sıra e, biz Gemlik, Bursa, Kuzey Ege tarafının da dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz Büyük İstanbul depremi beklemiyorsunuz bunu bildiğim için soruyorum biz İstanbul'un haritasını inanılmaz iyi inceliyoruz. Yani bizim ilmimize göre şu an vakti var gözüküyor. Yani şu an peki. Evet. Peki o zaman şimdi bu önümüzdeki en yakın e, ay tutulması sonrasındaki güneş tutulması ile devam edelim Sinan Bey. Birinci bölümde azıcık değindik ama tam açamamıştık. Ben sözü bu noktada size bırakıyorum. Türkiye'ye, dünyaya hem ay tutulması hem güneş tutulması ne getirecek ve elbette beraberinde bireysel Tabii. yaşamlarımıza. Evet yani bu da çok önemli ay tutulması ve güney tutul güneş tutulması günümüzde en çok tetiklenen alan ve hem ülkelerin bireysel haritalarımızı hepimizi derinden etkileyen önemli iki tutulma yılında ilk iki tutulması olarak karşımıza çıkıyor. ve bu alanda da gerçekten biz bu konulara çok önem vermeliyiz. E zaten ama şöyle düşünün. Bugün Şubat ayının 19'u 19 Şubat artık tetiklenme yavaş yavaş başladı. Bu tetiklenme önce Ay tutulmasını Ferda Hanım ve peşine de 8 Nisan'daki Büyük Güneş tutulmasını tetikliyor, gözüküyor. Her iki tutuklu tutulmada gerçekten bizleri biraz hem dünyaya hem Türkiye'ye hem bireysel haritalarımızda hepimizi detaylı bir şekilde tutacak gözüküyor. Bakalım açılar ne söylüyor, gökyüzü matematiği ne söylüyor, dereceler ne söylüyor? Şu an karşımda Türkiye'nin e, kuruluş haritası var ve bu kuruluş haritasının açıları da var. Bu açılara göre de bu konuyu paylaşalım. Evet özellikle ay tutulması 5 derece terazi burcunda zaniyah dediğimiz bir sabit yıldızın tam üstünde gerçekleşiyor. Şimdi terazinin ortlarına baktığımızda Ferda'nın e, 0 derece ortla e, 5 derece orp arası zaniyah grubu dediğimiz bir sabit yıldıza girer. Aslında terazi gökyüzündeki yıldız kümesinde Libra'yı temsil eder. Fakat zaniyah e, biraz Etna Virgo yani başa son takım yıldızı olarak da Etna Virgo grubu içinde de yıldız kümesinde teleskopla baktığımızda görebiliyoruz. Biraz bu terazinin birinci dekanında bir önemli ay tutulması olduğunu gösteriyor. Çünkü biz e, gök izimdeki matematik tekniği, geometrik tekniği üç gruba bölüyoruz, burçlar bünyesinde yıldız kümesinde, birinci dekant, ikinci dekant, üçüncü dekant diye bu tutulma birinci dekant terazi e, aksında etna virgo gruba aksında görünüyor. Kimiz zaten göç etmeyi, göçmenleri, mütecileri, müteciz meselelerini ve bir yerden bir yere bireylerin, yaşamların göçlerini, taşınmalarını, lokasyon değişimlerini anlatır. Birinci dekam terazi lokasyon değişimidir. Bu herkesi, yani bireysel haritalarımızda hepimizi tetikler. Ee, göç etmek istiyorsak bu üç ay içinde göç edebiliriz. Taşınmak istiyorsak taşınabiliriz. Ev almak istiyorsa, ev alabiliriz. Bir kentten bir kente veya bir ülkeden bir ülkeye gitmek istiyorsak bu üç ay içinde gidebiliriz. Bir kere bu çok güzel tetikleniyor gökyüzünde. İkincisi geçen yıldan beri vurguladığım her terazi tutulmalarında dikkat etmemiz gereken şey denizlerin yüzeyleri yani e, deniz taşımacılığı. E, burada e, Konshamentoda dahil olmak üzere gemilerin kazayı durumları fırtınalar e, ya da kasırgalar deniz üzerinde olan tüm gemi yolcu taşımacılığı bu terazinin ay tutulmasında dikkat edilmesi gerektiğini birinci dekam terazi tutulmalarında önemli büyük gemi kazaları olabildiğini görebiliyoruz. Bu konuda biraz dünyanın da Türkiye'nin de dikkati olmalı kaptanlarımızın dikkat etmesi gerekir diyelim. Rotalarını ona göre belirlemeleri gerekir 3 ay içinde. Ve burası aynı zamanda terazinin birinci dekantları Etna Virgo Başak'tan da etnik bir açı aldığı için orada. Başak biraz ruhsal çözümlemeleri, ruhsal takıntıları, depresyonları da anlatabiliyor. Özellikle bu hafta içinde biliyorsunuz cuma gelecek Cumartesi, 24 Şubat'ta Başak Dolunay'ı var. Aslında o Dolunay'da 5 derece Başak sunu gösteriyor. E, ruhsal çözümleme yani takıntılardan kurtulabilmeyi anlatıyor. İşte bu dönem insanlar depresyonlar, takıntılar, ruhsal hastalıklarda iyileşme süreçlerine girebilir. İnşallah herkes şifa alabilir. Ruhsal iyileşmenin en iyi olduğu dönemlerdir. Eğer bir OKB durumumuz, takıntı durumumuz, depresyon durumumuz varsa bu dönem tedavi görebilir, sonuç alabiliriz. Bazen ilaç kullanmadan da olumlu sonuçlar alınabilir. İyi bir dalışmanlık ya da hizmet alındığında. Bu da bir açı enerjisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii açılar e, terazide ikili organları anlatır, ikili kefeleri anlatır. Terazi tutulmaları vücutta göbek altı bölgeleri anlatır. Özellikle bundan sonra 45 gün içinde her dağınım sizde dahil çevrenizde en çok duyacağınız rahatsızlık boyutlarının medikal sağlık astrolojisinde ay tutulması etkisiyle Bağırsak problemleri, böbrek problemleri, bel tutulmaları, bel ağrıları, beldeki ağrıların e, sinir sıkışmalarının bacakları etkilemesi, bu dönem insanlar bacaklar, dizler, topuklar, e, bacak eklem ağrıları, bacak eklem çekilmeleri gibi e, siyatik alanlarında e, biraz sıkıntı çekebilirler. Bel bölgesi ve bağırsak bölgesi tetikleyebilir. Yani vücudumuza baktığımızda Vücudun alt batın tarafı daha çok terazi tutulmasında insanlara yaşamda, yaşam enerjisine biraz sıkıntı verebilir diyor. Yani biraz da izolasyonu da anlatabiliyor. E, bazı sıkıntılar sonucu insanlar izolede olabilir, e, tecrit edebilir kendini. E, bu depresyonu yenme, sağlık sorunları dolayısıyla eve çekilme, işte salgın, hastalık, virüs gibi etkilerden de biraz korunabilmek için de kendi kendimizi bireysel izolede edebiliriz ama herhangi bir kapanma, bir stres görülmüyor. Ee, genel anlamda böyle bir medikal durumda görebiliriz ay tutulmasında. Ay tutulmaları Ferda Hanım büyük bir bitiş, bir final, bir sonlanma getirir. Şimdi 2023'te kararlar aldı birçok ülke, birçok insan, birey kararlar aldı ama uygulayamadı. İşte 2024 bu kararları uygulama yılı. Ayrılık kararı alan bireyler boşanmaya gidebilir. E, evlenmek için karar alan bireyler evlenebilir. Karar verme yılıdır. Terazi ikili ilişkileri anlattığı için e, bir nevi kararı kesinleştirme yılıdır. Ya da bu dönem ben işten ayrılmak istiyordum da bir türlü ayrılamıyorum. İşten istifa edip ayrılabilir. Yeni bir iş yeri kurmak istiyordum bir türlü kuramıyorum. Evet yeni bir iş yeri kurabilir diyor gökyüzü. Yani insanların biraz bir şeyleri bitirip sonlandırıp yeni bir şeye yöneleceğini, yeni bir yol haritası çizeceğini gösteren aslında bir şey finalleyen, bitiren ve sonra da önünü açan bir ay tutulması olduğunu görebiliyoruz. Ay tutulması bize karar ver diyecek. Ben Tabii. öyle anladım. Evet yani gökyüzü, yıldızları inanın öyle yüksek çekim gücü gösteriyor ki bireysel hayatlarımızda ve haritalarımızda bizleri inanılmaz etkiliyor. Biz bunu yıllardır yaptığımız sağlama çalışmalarında da e, çok etkisinde, etkisinin yüksek olduğunda görebiliyoruz. Mesela şu ana kadar hiç karar verememiş bir şey yapacak, şu an karar verebilir ve bu 45 günlük döngüden sonra, seçimlerden sonra hemen harekete geçebilir, kararlarını uygulayabilir insanlar. Yani bu dönem Öyle. tabii şaşıracağımız, çok şok olacağımız, terazi tutulmaları biraz denge kaybı da getirebilir, şaşıracağımız döngüler de oluşabilir. Tahmin etmediğimiz kişileri, tahmin etmediğimiz kişilerin yanında görebiliriz, e, şaşırabiliriz e, Türkiye geneli, dünya genelinde de. Bu dönem uzlaşma da önemli, siyasi kullarlarda uzlaşmalar da olabilir. E, yalnız ay tutulmaları sıkıntılı durumlarda getirebiliyor. E, örneğin mesela maden ocakları, depremler, yeraltı hususları, yeraltı konuları. ...finaller, bitişler ya da patlamalar gibi enerjiler de getirebiliyor. Ee, bazen, tabii inşallah dileriz olmaz ama... ...böyle bir takım dünya geneli tetiklemeler de getirebilir. Ee, ay tutulması ekseninde. Bu biraz parçalı ay tutulması. Ama ben tam tutulmaların daha etkili olduğunu görmekle beraber... ...parçalı tutulmaların... 1 üç ve altı aylık döngülerde de çıktığını görebildim. Ee, ben etkisinin erken başladığını düşünüyorum... Zaten 45 günlük dilimde etkisini gösterirdi ya yani da 50 günlük dilimde. E, beklediğim biliyorsunuz maden ocağı göçüğü vardı. Bir patlama ya da bir gaz sıkışması söz konusu olacaktı. Türkiye'de de uyardığım bölgeler oldu maden yataklarında. Herkes daha çok depremlere dikkat çekerken ben maden ocaklarına e, dikkat çekmiştim. Ve maalesef Erzincan'da e, mahfuz durum gerçekten gerçekleşti üzücü durum. E, dediğimiz gibi bu dönem maden ocaklarına Gaz sıkışmalarına, patlamalara, çatışmalara, kazalara çok dikkat edelim. 45 günlük dilim sert bir şekilde başladı. Yeraltı da yer üstü de tetiklenebiliyor bu tutulmalarda. Türkiye'nin haritasında muhalefet evinde yine gerçekleşiyor. Muhalefetin en son artık e, tamam deyip dibe vurup tekrar dipten yeniden doğmaya başlayacağı bir dönemi gösteriyor. Yeni liderlerin bundan sonra ortaya çıkacağını tutulma 25 Mart'ta yeni liderlerin ortaya çıkacağını gösteriyor ee, yeni oluşumların belki parti değil liderlerde değişimlerin e, gibi bazı ya da bazı muhalefet partilerin kendini tasfiye etmesine kapanmalara ya da bitişlere doğru gitmesine de sebep olabilecek bir ay tutulması dördüncü e, elde görünüyor ama yaşamlarımızda şuna dikkat edeceğiz. Havanın değişkenliğine de, e, vücutta, e, çünkü hepimiz en önemli şey sağlık. Sağlık varsa biz varız, sağlık e, yoksa hiçbirimiz yokuz. Sağlıksız bir beden ayakta duramaz, düşünemez. E, bel altı bölge ya da göbek altı bölge, alt batın hassas, herkes sağlıkta ters hareket yapmaması, belini, böbreğini, bağırsağını, yeme içme endeksini koruması ve bacak ağrılarına da dikkat etmeli, bacak bölgesini de yormaması gerekiyor bu tutulmanın endeksi içerisinde. Ee, bir de tabii Ferda Hanım önemli bir olay bahsedeceğim. Bu da programda söylüyorum. Ee, yine her gün açıları inceledikçe yeni bir şeyler görüyoruz. Bu ay tutulması Mart-Nisan arası, Mart-Nisan arası Türkiye'de e, önemli bir hava, e, meteorolojik bir hava dengesizliği, terazi hava grubudur. Hava dengesizliği gördük. Tabii meteoroloji uzmanları arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Onlar da bizden, biz de onlardan yararlanıyoruz gök biliminde e, dönem dönem. Ve onlar da benim bu gözlemimi teyit ettim. E, olumlamalı karşıladı. Onlar biz de endişe ediyoruz dediler. Ciddi fırtınalar, ciddi yağışlar, su ve sel baskınları, e, Mart Nisan arası, e, özellikle denizde taşımalar, e, görülmeyen, bakın değil mi şaşıracağız görülmeyen ee, kasırgalar, hortumlar yani hangi kuşak değiliz, orta kuşak değiliz Bu hortumların, bu tornadoların ne işi var burada? Genelde onlar tropik kuşakta olur. Yani coğrafi bazda, enlem bazında. Ama enteresan, iklim de değişti. Sizle çok ilginç programlar yapabiliriz. Biz çok dünya haritalarına gidiyoruz. Evet orada dünyada değişen iklim dengelerini de çok iyi inceleyebiliyoruz standart kaymaları ve sapmaları da görebiliyoruz dünya ekseninde. Mesela kuşak değişimi, iklim değişimi, küresel değişimler ve mesela bir de bunun etkisiyle bu hava reaksiyonunun yarattığı hava muhalefetinin yarattığı enerjiyle yüzeydeki sıkıntılı sonuçlar, kayıplar, vefatlar efendim işte fırtınaya sele kapılıp giderler, evleri çatıları uçanlar. Gibi e, çok sıkıntılı denizin 50 metre içeri girmesi gibi olaylar da gündeme gelebilir. E, bir de tabii obruk kuyuları, çökmeler, mağara çökmeleri, yer göçmeleri de bu ay tutulmasının terazinin birinci dekansında e, gözlemlenen etkilerden biridir. Diyoruz fırtınalara çok dikkat edelim. Hava koşulları ise önlemimizi alalım. Mutlaka denize ya da gemi yolculuğuna çıkmayalım ya da uçağa binmeyelim. Çünkü bu dönem uçak düşmeleri, gemi kazaları, fırtına ekseninde, trafikte kazalar, araç kazaları, motosiklet kazaları güncel olarak çok fazla olabilir diyoruz bu sürecin içinde. Son soru Sinan Bey. Amerika'nın seçimlerinde bir tahmininiz var mı? Nasıl dediniz ki İtalya seçimlerinde Meloni'nin kazanacağını bildim. Dünyanın gözü de Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde olacak bu yıl. Sizce evet. ipi göster orada? Aslında Hı? bununla ilgili seçime yakın adaylar tam belirlendiğinde size nokta atışı kimin kazanacağını ilmimiz gereği söylerim. Yani Kasım 2020'de Amerikan seçimleri gözüküyor. Amerika'nın haritasını elimizde çok net haritası var. Kasım 2024'te seçim olacak. Biz sizle bir elde bir çalışma yaparsak ben orada tam söylerim ama Biden'ın kesinlikle gideceğini ha şimdiden söyleyeyim çünkü şu an adaylar belli değil. Hani henüz adaylar evet, belli evet. olmadığı için. Ama var olan bir önemli bilgi verebilirim. Var olan e, Mevcut Başkan'ın kesinlikle e, sağlık sorunlarından ve bazı durumlardan dolayı görevini kesinlikle bırakacağını ve gideceğini yarışın Demokrat Parti ve Cumhuriyet Partisi ile meydana geleceğini, yarışın bu iki partide olacağını e, yine aynı şekilde ama farklı adayların çıkabileceğini, Trump'ın da belki sürpriz yapabileceğini görebiliyoruz. Biz burada bir kadın aday da e, olabilir ihtimalini koyuyoruz. E, Trump, e, Kamala Harris tahminlerimiz içinde ama henüz adaylık başvurusu yapmadılar. Net değil adaylar. Evet. Biden'ın gideceğini Amerika'da da yönetimin el değiştireceğini net söyleyebilirim. Biden şu an var mı yok mu o da belli değil zaten Sinan Bey. Tuhaf tuhaf hareketler biliyorsunuz. Evet, Her gün var. bir skandala aslında, yol açıyor. Aslında biz o haritasından baktık. Evet şu an var ama gerçek anlamda e, zihinsel yani akli durumda haritasında gerçekten kargaşalar var. Biz e, biraz e, Alzheimer başlangıcı olarak haritasında matematik ilminde tabii tıp ilmi ayrı. Ama matematik ilminde, astral haritalarda azay mı başlangıcı olduğunu gerçekten haritasında okuyabiliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, Susan Miller'da bizim e, danıştığımız büyüğümüz, ünlü bir dünya Amerikan astroloğu, biliyorsunuz meşhurdur zaten. Biz bir dönem kendisiyle de karşılaştık, eğitim alma şansımız doldu. Susan Miller beni de şahsi çok sever. Şimdi onların da görüşmelerimizi yaptığımızda Amerikan astrologlarıyla. Bu durumu Amerika'nın evet. e, saray kısmının çok iyi bildiğini ve ona göre şu süreci evet. zar zor tamamlamaya çalıştığını gösteriyor. Zaten çok az bir süre kaldı. Bir 6 aylık döndü sonra Biden artık e, ayakta dahil duramayacak duruma gelebilir. Yalnız Alzheimer haritasında Alzheimer başlangıcı olduğu çok net görülüyor. Dönem dönem, dönem. herkese geliyor hatırlıyor dönem dönem gidiyor bunu ben teşhis edip Suzu Miller'la paylaştığımda evet dedi biz de aynı teşhisi haritasında gördük Alzheimer başlangıcında eskiyi hatırlama yeni ve yakın olayları unutma gibi maalesef bir sıkıntı oluyor. Ee, aslında ben şunu da görüyorum hadi buradan da bir müjde olsun. Kansere bu yıl dünyada kesinlikle çözüm bulunacak. Bulunuyor bulunacak. Ee, yeni şifayi durumlar ortaya çıkacak. Alzheimer'a da benim gördüğüm tespitte 2029 yılında Alzheimer'a da güzel teşhisine tam tedaviler çıkacak. Yani insanlar Alzheimer'la da mücadele etmeyi ve bunu yok etmeyi başaracak. Bir cümle alayım mı? Kral Charles geç oturdu koltuğa ama çok oturamayacak gibi gözüküyor sağlık problemlerinden ötürü. Gördünüz mü gökyüzünde bir şey? Eylül 2022'de ben kraliçe vefat etmeden önce kraliçenin Eylül'ün başında vefat edeceğini yerine oğlu Kral Charles'ın geçeceğini söylemiştim. E, ama bu annesi kadar uzun ömürlü tahta oturamayacak en fazla ömrü 6 sene kadar okuyabiliyorduk haritasında. Tabi şu an 2 e, senesi geçti ortalama ama e, en fazla 6 yıl okumuştu. bu erken bir vakit de olabilir. Haritasında biz şunu görmüştük 2022 Eylül'de bana sormuşlardı. İngiltere'de bir program yapılmıştı sormuşlardı. Neden Charles'ı kısa gördünüz? Haritasında ciddi bir hastalık bir saraton yani kanser durumunu görmüştük. Ve Kral Charles'ın ömrünün çok uzun vadeli orada kalamayacağını 2022'nin Eylül ayında aslında biz açıklamış bunu beyan etmiştik. Etkilerini görebiliyoruz. Kansere yakalandığını duyduk. Bilgi geldi. Tedavi görüyor, zorlanıyor. Bu onun aslında suçu değil, suç şurada. Kraliçenin çok uzun ömürlü yaşaması ile ilgili. Anne çok aşırı uzun yaşayınca oğlunun da tahta geçecek yaş progresi kalmadı. Ee, çocuk çok geç, yani adam çok geç e, tahta geçti. Neredeyse o da ölmek üzere bir de geldi. Ee, ve gerçekten sağlık sıkıntıları ciddi ve e, gidişatladı. Erken Tatlı bırakacak gözüküyor haritasında. Sinan Bey harika bir iki bölüm gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdınız bize. E, i̇zleyicilerimizi çok önemli bilgilerle buluşturdunuz. Yine yeniden görüşürüz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Da hoş evet. geldiniz bu iki yayına. Her zaman olduğu gibi izleyicilerimize de izledikleri için teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Feride Hanım aynen güzel dileklerinizle biz de katılıyoruz. Biz de çok mutlu olduk. Sizin gibi değerli bir kişiyle güzel bir program gerçekleştirdik. Tabii biz Türkiye'den uzakta olduğumuz için biraz gözden uzak, gönülden ırak oluyor. O nedenle e, bizi böyle ara ara soydaş ülkemize e, katarsanız bilgilendirme açısından biz de çorda da ufak bir tuzumuz olur diye düşünüyorum. Her zaman seve seve. Sevgiyle. Görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Saygılar.